Hoş geldiniz tekrar. Ben faaliyet raporuna başlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Burada oylama yaparken oylandıktan sonra itirazı olanlara ayrıca soruyorum. O yüzden karışık oturduk biliyorsunuz salonun durumu dolayısıyla. İtiraz edenler olursa onları tabii ki şerhini koyarız. İtiraz eden olmazsa oy birliği sayarız. Teşekkür ederim. Evet, bir önceki genel kurulda yönetimimiz biliyorsunuz 3 yıl yetkiyle seçildi. Şu anda yaptığımız genel kurul mali genel kuruldur. Olağan mali genel kuruldur. Bir de kısa iki maddemiz var. Biliyorsunuz kooperatifin süresinin uzatılması önemli bir şeydi. Ticaret sicilinde tescilden geçebilmesi için gerekli izinler ve belgeler alındı. Tescil edilebilmesi için genel kurulda oylamadan geçmesi gerekiyor. En önemli maddemiz o. Evet. Arkadaşlar, bu geçtiğimiz dönem içerisinde tasfiye işlemleriyle ilgili işlemleri yürüttük. Bunun için öncelikle 306 parsel biliyorsunuz en önemli konumuz zaten kooperatifin tasfiyesini de geciktiren konu odur biliyorsunuz. Üzerindeki ipotekleri kaldırmak için uğraştık. Onun ipoteklerini ta 82 yılında alınan toplu konut kredisinin ipotekleri duruyordu maalesef. Hem sadece 306 parsel değil, üstelik diğer parsellerde de duruyordu. Parsellerdeki genel ipoteği kaldırdık. Ama bireysel olarak bazı aşağı yukarı 40 ya da 44 dairenin ipoteği kendileri kaldırmamışlar. Onlar devam ediyor. Onların kaldırılması için de görüşmeler yürütülüyor. Orada ayrıca daire sahiplerinden de gerektikçe beraber işbirliğiyle kaldırılacaklar. Evet, bunun yanı sıra çok önemli bir konumuz yok. Gelirlerimiz, mali durumu muhasebe işlemleri konusunda toplam gelirimiz 21.898.79 kuruş. Toplam giderimiz 23.260.77 kuruş. Kalan para kasada eksi 1.361.98 kuruştur. Bunun içinde site yönetiminden borç alarak bu açımızı kapattık. Çünkü bu açık emlak borcunun ödenmesinden dolayı kaynaklandı. Yıl sonuna kadar taahhüt vermiştik biliyorsunuz emlak borcunu kapatabilmek için belediyeye. Çok şükür o taahhüdümüzü yerine getirdik. Emlak borcu kapandı. Oradaki icra ve ipoteklerin tamamını kaldırdık. 306 parsel üzerinde. Onun haricinde bu mali şeyleri gruplandırırsak Kartal Belediyesi'ne 2014 yılı içerisinde 12.789.65 kuruş emlak vermiştir dedik. Bir önceki yılda da 9.500 lira civarında ödemiştik. 21.000 lira civarında ödendi. Ayrıca 2015 yılı içerisinde göreceksiniz 2.250 lira ayrıyete emlak vergisi geldi. Onu ödedik. Yani toplamda 24.000-25.000'e yakın emlak vergisi ödendi sadece. Ve de 11 yıllık o markete kiraladığımızın bedeli kadar sadece emlak vergisi olarak ödendi. Bilgilerinize sunuyorum. Evet, kooperatifimizin defterleri normal süresi içerisinde kapanışları yapıldı. Yeni onayları yapılarak devreye girdi. Ortaklık işlemlerinde devirler haricinde herhangi bir yeni üye alımı olmadı. Ortaklardan toplam 21.898.79 kuruş tahsilat yapıldı. Gayrimenkul bizim değer 100 bin lira olarak değer taşıyor. Biliyorsunuz çok eskiden gelen bir değer. Tabii şimdi yeni şey için bir rayiç aldık. Rayiç üzerinden işlem yapacağız. Kararlar ona göre alacağız. Evet. Kooperatifimizin yönetim hakkında herhangi bir hukuk diye bir şey yok. Ancak biliyorsunuz bir marketin tazminat davası var. O sürüyor. Orada da bitmek üzere yani sonlanmak üzere. Evet. Teşekkür ederim. Müstehit yapacağımız bundan sonra tasfiye işlemini bitirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Tabii ki bunu yapmak için biliyorsunuz gayrimenkulümüzün elden çıkması gerekiyor, borçlarımızın temizlenmesi gerekiyor. Yapacağımız işlemler bu ve tasfiye işlemi inşallah bu sene içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.